gençler, en çok sevdiğim seri Köylü Craft'ın yepyeni ve çok güzel bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Köylü Craft'ta kaldığımız yerden ev atlayıcıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölüm en çok sevdiğim şeylerden bir tanesini yapmıştık. Hayatımızı kurtaran bir sistem. Eğer videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Şopar Emat çıktı, şu anda size diyor ki videoyu izleyin diyor. Buradan sonrası spoiler. Muhteşem müzik. Geçen bölümü izlemediyseniz dediğim gibi hemen izleyin. Arkadaşlar geçen bölümde biz bu sistemi yapmıştık ve buraya video sonunda Emat bizim için süsledi ve aşırı derecede güzel yaptı. Videonun çok başında Emat Nagi'ye buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burayı çok güzel süs. Emat yapma. Emat sen de... İşte iş kazası olabiliyor bu seride arkadaşlar. Şimdi... Buna bir arada bir derede kalmak diyoruz. Hayır, bu iş kazası oluyor. Arkadaşlar geçen bölüm ne yapmıştık hemen göstereyim sizlere. Burada bir tane otomatik bir cobblestone generator'ımız var. Burada kırık taşları yapıyor. Buradan veriyor, kırık taşlarımız çakıl oluyor. Çakıllar kum oluyor. Kumların da %10 şansla görmüş olduğunuz gibi kemik tozu oluyor arkadaşlar. Buradaki bütün kemik tozlarını topluyorum. Ve ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben şimdi ekmek farmına giderken siz de şu anda kanalıma abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz o var ya, abone ol butonun yanında bir tane zil var. O zili açarsanız beni çok mutlu edersiniz ve videoya like atarsanız daha çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi bizim buradaki ana para kaynağımız neydi arkadaşlar? Ekmek fabrikamızdı. Bu seriyi eğer bundan önce hiç izlemediyseniz lütfen durdurun. Size çok ciddi diyorum. Hayatınızda izleyebileceğiniz en tatlı Minecraft serilerinden bir tanesiyle karşınızdayız. Lütfen Köylü Craft'ı izleyin diyorum. Buna bir ad vereceğim ben. Ne adı vereceksin kardeşim benim? Söyle ekmek bakayım. Ekmek teknesi. Ekmek teknemiz biraz daha zengin olması için arkadaşlar şuralara bir kemik tozlarımızı koyuyorum. Ama tekne olduğu belli değil. Neyse arkadaşlar şimdi hızlıca ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün hayatınızda hiç bundan önce ballı elma yediniz mi? Gerçekten bunu merak ediyorum. Yedin mi ballı elma? Hayır, elma ve balı ayrı ayrı tükettim. Hayır, ballı elma diye bir şey yedin mi Emat hayatında? Hayır, öyle bir şey var mı? Ben de var mı gerçekten bilmiyorum. Varsa yorumlarda yazıp bizi şey bilgilendirirseniz sevinirim. Bu modda ballı elma diye bir olay varmış. Öyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. Emat oradan çalışıyor. Ya Emat. Emat ekmek teknem çalışıyor. Emat la ekmek. Ay şimdi anladım espriyi. Ay. Ekmek teknem. Arkadaşlar şimdi biz video dışında ben burayı açık bırakıyorum. Burası kasılsın diye. Bakın şok olacaksınız ama şuradaki odunların hepsini yemin ediyorum artık makineyi durdurduk. O kadar fazla odun çıkıyor ki hepsini şey yaptık neydi onun makine adı. Makine bir süre bakıma alındı. Bakıma değil kapattık bir süre makineyi. Şimdi yok, şey yok. Yapacak. Bak tekrardan şimdi ben ne yapıyorum? Bakıma alıyor bakıma. Bakıyor arkadaşlar anladınız böyle iğrenç bir espri yapıyor. Odun sistemimiz artık bize arkadaşlar ballı elma yapacak. Çok güzel bir sistem. Bakın şimdi şunu bir çalıştırmaya devam edeyim. Sepliklerimizi eksik. Odun sistemi. Odun sistemi arkadaşlar. Bakın şurada hatta biz bu per table'ı koyduk buraya. Bakın buranın ortası neresi? Baktığımızda oho buranın ortası. Tam şuraya baz alırsak arkadaşlar. Bakın şimdi buraya. Orası orta. Tamam sistemi buraya yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Şu an elimde bazı malzemeler olduğu için yapma aşırı derecede kolay olacak. 3. 4, 5, 6. Şimdi izle. Şimdi sen odunları sandığa koymak için bir şey mi yapıyorsun? Arkadaşlar aslında odunları sandığa koymak için değil. Bu yapacağımız şey bize elmaları verecek. Şimdi burada biz elmada topluyoruz ya arkadaşlar. Bu elmaları gidecek ballı elmaya dönüştüreceğiz. Ama nasıl yapacağız? Bildiğiniz buraya bir tane arı sistemi yapacağız. Bizim Cappara'nın oraya gideceğiz şey yapacağız. Hem bizim odunlarımızı satacağız hem buradan arı satın alacağız arkadaşlar. Ama ondan öncesinde benim burada hazırlamam gereken bayağı bir şey var da. Artık o kadar fazla şey var ki. Lazım abime hemen getireyim. Evet sen getirme. Sen ne yap biliyor musun? Kamp ateşi yap 5 tane. 5 tane arı zorlu bir görevdi ya. Evet evet senin için bayağı bir zor. Gerekli bütün malzemeleri hazırladım arkadaşlar. Burada olacak olan şey şu. Bakın şimdi buraya yine her zamanki bizim klasik şeyimizi çekiyorum bandımızı. Sonra buranın üzerine diyorum ki Emat artık şarkı çalmayı bırak diyorum. Buraya buz hayır, koyuyorum. Hayır güzel şarkı hayır. Smart'ı koyuyoruz ve bakın burada bizim birleşmesi için şurada per table'ımız var ya. Ben diyorum bir şey yapmayı unuttum ama neyi yapmayı unuttum? Neyi unuttun? Yok unutmamışım. Per table'ımı yapmışım arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi şunu merdiven olarak kullanacağım. Şu şekilde per table'ı koyuyorum. Bunlar birazdan burada birleşecekler arkadaşlar. Diyecekler ki bak şimdi mesela bak birleş
birleşecek burada. Büyük ihtimal birleşecekler ama elektriği yok. Birleşimi birleşti. Evet, neyse. Birleşti. Bak odunları falan filan verdi ama biz diyeceğiz ki makineye. Makine bize odun verme. Biz senden yalnızca elmaları istiyoruz. Sen odunları sandıkta saklamaya devam et. Gelecek filtreleme. Günlerde... Filtreleme! Evet filtreledik. Görmüş olduk. Al Emat bu elma senin olsun. Bakın burada da 64 tane odun oldu. Bunlar da senin olsun. Bakın bundan bana sonra... Bana elmasını attı. Arkadaşlar bu saatten sonra sadece bize şey verecek. Neydi onun adı? Elma verecek. Emat şu seplikleri al. Bunlar çok önemli bizim için biliyorsun. Buraya evet. Şimdi depotumuzu koyuyoruz tamam mı? Burada bir tane depotumuz duracak. Bu ne işe yarayacak? Ematciğim bunların hepsini birazdan anlayacaksın. Buraya bir tane spotumuzu böyle koyacağız. Bu ne yapacak biliyor musun? Buradan, spot ışık. Hayır ballar böyle damlayacak arkadaşlar. Elmaların üzerine burada şeyler damlayacak. Neydi burada mı damlayacak? Evet buradan damlayacak ben buraya arkadaşlar. Buraya bardak getireyim. Buraya bir tane şundan yapıştırmamız gerekiyor da. Bunları yaparken biz bunların hepsini video öncesi game modda deniyoruz arkadaşlar. Hiç koyarak yapmadığımız için nasıl zorlanıyorum şimdi. Ben mesela, sana müzik çalayım arkada sana şey hayır olur. Arkadaşlar buradaki en önemli olaylardan bir tanesi. Şuradaki okları doğru bir şekilde yapıştırmak. Mesela bakın şu. Bu şu tarafa bakması lazım. Ananız ne tarafa bakması sola bakıyor. Bana bakıyor. Eba'da doğru bakıyor. Evet. Oklar beni gösteriyor. Şuraya bir tane full tank yaptık ya. Ben bundan işte eksik yaptım arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Buna isterseniz 10 tane de koyabilirsiniz. Bunun olayı arılar içeride bal yapıyor ya. Bu balları şey yapmamıza yarıyor bu sistem arkadaşlar. Depolama. Nasıl? Depolama hani çok arımız oldu. Belki de o ağzına kadar dolacak o ballar. O tank da bize onu yarayacak. Şimdi hemen ondan bir tane daha yapıyorum. Ama gençler ben bir şey fark ettim. Bunu buraya değil bir geriye koymam lazım. Bir geriden. Bir elmaları geriden. Nasıl o kadar yukarı koyacağım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Neyse sizlerle bir de tekrar etmiş oluyoruz. Bu arada hep sistem yapıyoruz ya köylülerle ilgilenmiyoruz. Acaba sıkılıyor musunuz? Ama bilmiyorum ben de bu seride bunu yaparken aşırı derecede zevk alıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum ama siz sıkılıyorsanız lütfen bana söyleyin yorumlarda. Sistem yapmayı da azaltabiliriz bunlara arkadaşlar. Bunlara istediğimiz kadar koyuyoruz. Bunlara istediğimiz kadar yani istersen koyabilirsin tabii ki. Koyayım mı daha bir tane? Hayır daha? Hayır. Bu bize şu an biz iki tanelik olan sistemi yapacağız. Şimdi şaflarımı şöyle takacağım. Emat'cığım sendeki sistemi ver bana. Peki sende fırın var mı? Senden fırın yapmanı isteyeceğim Emat kardeşim benim. Gidip arkadakini kırıp geleyim mi? Tamam onu yap o zaman. Sen bana sistemi ver. Sendeki sistemi ver. Bunu da. Tamam ver bana bunları. Arkadaşlar biz yine bu şeyden vereceğiz enerjiyi ama siz dediğim gibi şeyden de verebilirsiniz. Neydi onu? Su verebilirsiniz. Başka yani bu makineyi kaldırabilecek bütün şeyleri yapabilirsiniz. Ardından biz burada ne yapacağız biliyor musunuz şu an arkadaşlar? Buradan da diyeceğiz ki sen bize balları yapıyorsun. İyi güzel hoş her şey çok güzel. Ama bu balları bize sandığa koy diyeceğiz. Oraya da buraya da küçük bir sistem yapacağız Emat kardeşim. Teşekkür ediyorum. Şuradan fırını attım çaldım geldim. Fırını çaldım farkındayım. Senden şey isteyeceğim Emat. Bana bir tane sandık yapar mısın? Şurada odunlardan sandığın al. Sandığın kralını yaparım abime ne lazım? Bir tane sandık yapsa Emat çok iyi olacak arkadaşlar. Buraya bunu koyacağız. Şimdi Emat pardon buraya bunu koymuyoruz gençler. Bir tane buraya... mi? Bir tane. Şimdi buraya normalde bizim şey koymamız gerekiyor. Ballı elmayı... Doğru. Ballı elmayı koymamız gerekiyor. Ama şöyle bir sorunumuz var. Bizim ballı elmamız yok şu anda. Yani burayı da filtre koymamız gerekecek. Yoksa şöyle bir şey olacak. Buradaki elmalar şu an direkt buraya gidebilir mantıken. Şu an düşündüm onu. Olabilir. Onu bilmiyorum. Test edeceğim şimdi sizlerle birlikte. Bakın. Bunu buraya koyacağız. Diyeceğiz ki yani sandığa vermesi için. Şimdi... bu sistemi çalıştırmamız için Emat bize şey lazım, enerji lazım. Gençler bakın buraya kırık taşlarımızı koyacağım. Sistemimiz çalışacak. Elmalar burada bu şekilde gidecek ama sorunumuz ne arkadaşlar? Burada bal yok, arı yok, hiçbir şey yok farkındaysanız. Onları yapmadık ve şimdi biz gideceğiz. Cabbara'dan arı satın alacağız arkadaşlar. Cabbara'dan arı satın alacağız. Cabbara'dan. Cabbara'dan gideceğiz, arı satın alacağız. Arı satın almadan önce arkadaşlar buranın üzerine de böyle bir sistemi bağlıyoruz. Çünkü buraya ne yapacağız güzel biliyor musunuz? Mu? Bak şimdi daha güzel olacak. Şimdi buraya böyle baca. Baca değil. Bunların altlarına arkadaşlar arı kovanları takacağız. Buradaki balları alacak bu sistem buraya getirecek, tanka dolduracak. Tanktan alacak. Burada bunların üstüne bal vuracak. Sonra o vurulan ballı elmalar buradan sandığa gidecek arkadaşlar. Bakın arkadaşlar oduncuda ilk bölümdeki gibi fiyatlar aynı. 64 tane bizim meşe küçüklerini ne yazık ki 3 zümrüte alıyor. Şimdi biz bunları envanterimize almadık. Burada bir tane araç var. Evet arkama bin istersen. Biz devam et devam Allah, et. Allah bir şey diyeceğim dur bunları yanlışlıkla çıkardım arkadaşlar. Hayır. Evet o zaman ben gidiyorum sen artık yürü ve bir şekilde gelirsin. Hayır beni arkadaşlar bekle. Bu arabanın içinde bizdeki bütün odunları dolduracağız şimdi. Çünkü şey yapalım neydi onun adı bir daha biz envanterle götürmeye kalkarsak işimiz bayağı bir uzun sürecek. Buradaki sandıkların hepsine gidip ya.
Bunları burada kısaldıkları hepsi de biz doldurursak eğer odunları işimiz daha kolay olacak. Çünkü orası da böyle fazla sandık yığıntısı olsun istemiyorum açıkçası. Bakın şimdi geldik buraya. Evet kardeşim. Çok güzel gözüküyor arkada yani. Aşırı derecede güzel gözüküyor. Şimdi bunların hepsine envanterimize arabaları doldurmaya başlayalım. Gençler bu bölümde gerçekten zengin oluyoruz. Evlatların içinden geçtik diyebilirim. Şuna bak, şuna bak. Bir arkası, dolu tırla gidiyoruz. Vallahi bildiğiniz hiç bu seride bu kadar zengin olacağımız aklıma gelmemişti. Emad, sattıklarını şey yap. Neydi onun adı kardeşim benim? Al yani sen sat. Sen önce bir sat bence. Tamam ben satıyorum envanterini arkadaşlar. Envanterini sat, sen git sandıktan getir, ben satayım, ben envanterden getirirken sen sat. Gençler sonucu odunlarımızı da satıyorum, baya baya bir şeyimiz oldu, neydi onun adı? Kaç zümrütün var? Yani bir dokuzluk yaptık, 9 artı bir yani 9 stekte çünkü bir tanesi 50 oldu. Yani 9 stek zümrütümüz oldu arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Buradan arı satın alacağız, aslında biz arı kendimiz de şey yapabilirdik, neydi onun adı? Arıcı... Kayış tattığınız zaman alabiliyorsunuz arkadaşlar ama öyle bir şey yapmayacağız. İşin kolayı buradan... Cabbara'dan çalmayalım. Aynen öyle. Yo aslında geçseydik bulurduk ama arkadaşlar bu seride amacımız her şeyin hızlı gitmesi. Emad, aslında iki tane arı alsam iyiydi de. 4 tane arı aldım, tamam mı? 4 tane arıyla şimdi başlayacağız. Bize... Yemek versene. Petek de lazım arkadaşlar. Şimdi buradan... Aa biz peteği satabiliyormuşuz arkadaşlar. Hatta diyor ki 16 tane bal peteği diyor, bal şişesi verin diyor. Burada bir saçmalık var da şöyle bir sorun var. Burası bal peteği satmıyor. O yüzden bizim bal peteğine ihtiyacımız var. Şöyle bir şey yapabiliriz, ya bunun ballarını çalabiliriz ya da şurada bir tane şey ağacı var. Bunu Firecraft izleyenler çok iyi bilir arkadaşlar. Bal ağacımız vardı biliyorsanız, bak şu arkada var çünkü. Şeyin arkasında vardı, neydi onun adı? Burada yemekçinin arkasında var. Pazarın arkasında var ve burada arkadaşlar çantacı da var. Gelecek bölümlerde bir tane çanta da almamız gerekiyor. Bakın şimdi bunları böyle toplayacağım. Emad istersen sen de bana yardıma gelebilirsin kardeşim. Geliyorum de. Geliyorum bunları... aç olduğum için. Koşamıyor musun? Bende ekmek vardı. Ekmek bizim. Aslında biz ekmekleri de getirip satabilirdik. Biz ya. Ekmekçiyiz ama açız. Ya hay sen açsın. Bende ekmek var. Arkadaşlar bunları topladığınız zaman kaç tane sende var mı? Evet ha? Yiyeyim mi? Hayır yeme! Yeme! Onlara bal yapacağız işte. Ver. Ha, niye kaç tane ya? Kaç tane var sende? İki şimdi... tane. Arkadaşlar kaç tane? 8 tane oldu. Bakalım biz 8 taneyle ne yapabileceğiz biz? Yani korktum. Aslında 8 taneyle fazla yapamayacağız arkadaşlar. O yüzden Emad yanında demir varsa oradan ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bal peteği lazım bize. Şey lazım bize. Bal peteği tabii. Makas varsa yanında buradan çalacağız. Başka bir seçeneğimiz yok. Petekleri çalacak görüşürüz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aa sinirlendi. Sinirlendiler. Bundan da çaldım. Çal. Hepsini çal, hepsini çal. Bunları bayağı çaldım. Gençler bal petekleriyle arı kovanı yapacağız anlayacağınız üzere. Lütfen niye arı kovanı? Petekleri düzgün kullan lütfen. Kullanıyorum kardeşim benim. Tam da 5 tane ihtiyacımız vardı. Hatta daha da fazla bile yapabiliriz ki yapayım. Yanımızda yedek dursun. Emad sen kamp ateşlerini yaptığını tahmin ediyorum. Umarım yapmışsındır sen evet, dediğim zaman. Evet. Çok güzel. Kamp ateşlerini yaptıysa arkadaşlar şimdi bizim arılarımız bize bal üretecekler. Biz de onlar sayesinde sistemi yapacağız. Şimdi buraya çok basit bir farm yapacağız arkadaşlar. Burayı keseceğim. Çünkü video çok uzuyor bunları yaparken. Minik işçilerimiz. Çok basit bir şey yap geliyoruz. Bakın arkadaşlar buraya aynen bu sistemi yaptık. Şimdi gözünüz korkmasın, hani bunu benimle birlikte oynayanlarınız varsa create modunu. Arkadaşlar yaptığımız şey çok basitti. Tek yaptığımız şey şuralara kamp ateşini koymak. Bakın şu şekilde kamp ateşlerini koyduk. Üzerine bal peteklerimizi koyduk. Şu borular var ya. Bunlar zaten bal peteği koyduğunuz zaman arkadaşlar otomatik olarak bağlanıyor. Ya otomatik bağlıyor. Yani biz yapmadık hani bunları. Yani hiçbir şeyde gözünüz korkmasın. Sadece bu ildi yapmak uzun sürüyor diye burayı kestik. Hızlı bir şekilde yaptık. Kardeşimle birlikte çok nasıl güzel duvarlar? Çok güzel oldu. Vallahi da billahi de güzel oldu. Eymencik de yardım ediyor bu arada videoyu kestiğimiz yerlerde. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Bakın şimdi ne yapacağım. Şimdi bunu biz nasıl elektrik veriyorduk arkadaşlar? Mesela şu kömürleri verelim. Bak şimdi sistem çalışıyor ama fark ederseniz burası çalışmıyor. Burayı nasıl çalıştıracağız? Bu şey hiç bu elektrik sistemini biz bundan önce daha önce hiç kullanmadık sizlerle birlikte. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman... elmaları dediğim gibi bakın bu sistem çalışınca elmaları çalıştıracak çünkü ballı elmamız yok. Burada normalde sadece ballı elma vermesi gerekiyordu bize. Gidiyor gidiyor ballı elma gidiyor bak. Daha olmadı ballı elma, bekle birazdan olacak. Ya sen değilsin Evat kardeşim. Şimdi arkadaşlar bu sistemin çalışması için de bir elektrik bağlamamız gerekiyor. Onu da şuradaki bunlar sayesinde çok rahat bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tabi yapamadım burada. İçeride bir arımız var. Bir saniye Evat kardeşim benim. Arkadaşlar şunu... Şuradan direkt şöyle tıklasam bak oğlum.
Tamam, shift tıklamamam gerekiyormuş arkadaşlar. Evet. Ben de inadına shift tıklamak istiyorum. Buralara şimdi gearboxlarımızı vertical box yapacağız. Biliyorsunuz ki vertical box'un daha fazla şeyi var. Neydi onun adı? Siz söyleyin onu. Bakın vertical box'un görmüş olduğunuz daha gibi daha fazla dönme alanı. Priz daha ya yani üçlü priz gibi farz edin. Bu da öyle ama bu daha farklı yani. Böyle bakın şey gear neydi onun? Dirençle bastığınız zaman vertical box gearbox. Vertical box gearbox olarak değiştirtebiliyorsunuz. Bu da küçük bir bilgi olsun. Hani yapıyoruz ama ezberden yapmayın. Hani belki bu modu öğrenmek isteyenler vardır. Bu sayede öğrenebilirler diye düşünüyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bal sistemimiz de şu an itibaren çalışmaya bal başladı. Bal ne yapıyor? Şimdi bir şey yapamaz bal sistemi. Niye yapamaz Emad kardeşim? Aa biz evet bak burada içeri dönüyor. Gel içeriden göster. Dönüyor ama biz buraya arıları koymadan önce biz buraya bal koymadık. Bakın bu sistem dönüyor görmüş olduğunuz gibi. Hatta istersek bunu Emad sende bir tane fazladan şey var değil mi tank? Ha? Evet evet attın evet. Mı? Koy. Tamam bak görmüş olduğunuz gibi fazladan tankımız da oldu. Şimdi yapmamız gereken son iki şey kaldı. Oraları çiçeklendirmemiz gerekiyor. Çünkü arılar baldan malı neyden alacak arkadaşlar? Çiçek çiçekten lazım. Çiçekten yani yüzden ben giriyorum içeri. Ve şimdi kendi arılarımızı şöyle şuraya spawnlayacağım. Ve ardından buranın kapısını kapatacağım. Dur bekle kapatma. Gibi. Ben bir içeri gireyim. Hayır Emad, hayır Emad saçmalamayı bırak arkadaşlar. Hayır içeride işim var. İşin yok içeride buradasın. İçeride işin. Kapat hızlı kapat. Bak ne şimdi. Ha onları çiftleştireceksin. Güzel evet. Aslında biz iki arı almamız gerekiyordu. Ben niye gidip 4 tane aldım bilmiyorum. A few moments later. Gençler bakın nasıl oluyor ballı elma. Görmüş olduğunuz gibi arılar bal yapmaya başladığı zaman bakın şey oluyor neydi onun adı. Bakın buradan böyle göstereyim. Elmalara bildiğiniz bal basıyor. Elma şekeri var diyor onun gibi. Evet biz yiyemiyoruz kardeşimleri. Bakın tankın içine de görmüş olduğunuz gibi ballar bu şekilde toplanıyor. Ama bizim orada arı sayısını çok arttırmamız lazım. O kadar fazla olması lazım. Sürekli çiftleştireceğiz. Çiftleşmeleri gerekiyor ki şey olsun neydi onun adı. Sistem çalışsın arkadaşlar. Bakın şimdi şu an ne bekliyor? Büyük ihtimal elma bekliyor. Bakın şu 63 tane elmayı şöyle atalım şuraya. Bunları yapmaya başlasın. Yap bakayım evet, kardeşim evet, beni. Evet elmamız vardı bizim. Evet evet bakın şimdi bunların hepsini ama böyle hızlı yapıyor. Hızlı gönderiyor bu arada. Çat. Çat. Bayağı bir hızlı bir sistem görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Çok iyi. Balları alıyor. Bu sistemde çok pastacı önemli bir gibi şey var. Aynen öyle. Pasta da yapabiliyoruz. Pasta yapacağım burada bu makinayla. Arkadaşlar şuradaki ok yönleri var ya. Onları doğru koymanız gerekiyor. Ona çok dikkat edin. Çünkü hatalı olursa sistem çalışmıyor. Az önce yaparken söylemiştim. Şimdi videoyu bitirmeden önce bitmedi daha videomuz. Ekmeklerimiz ne alemde? Onları da gelecek bölümde satacağız. Çok güzel. Ekmek teknem. Bayağı bir ekmeğimiz olmuş. Şurada bizim neydi onun adı? Seedlerde oluşturduğumuz kemik tozlarını alalım. Emad kardeşim benim. Şey yapalım neydi onun adı? Şu kemik tozlarını bizim sisteme takalım. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü ekmek yaparken bize çok lazım oluyor bunlar. Hemen şuraya gidip takıyorum. Siz de o sırada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bu serinin diğer bölümlerini izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Bundan önceki videolarda ekranda hoşçakalın ve bay bay. Ekmek teknemiz.